Yaklaşık 16 saattir sahama gitmiyor kızımız. Hayvanı zorlamama için sahama sürmüyorduk. Yani sahama götürmüyorduk. Daha doğrusu dışarıya kilitliyorduk bu alana. Şimdi yaklaşık 16 saat oldu, hiç sağılmadı. Şimdi sahama götürüp bakacağız ne kadar süt verecek. İnşallah yolda düşmez. Kızım sakin sakin. Hiçbir acelemiz yok. Aynen öyle. Bak önünü de açtım. Orayı boşalttım. Bak simental kuştu gitmiş oraya. Hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Bekle ben simental oradan çıkaracağım. Tamam dur. Girme oraya, girme. Orayla işimiz yok. Alışmışsın oraya. Orayla işimiz yok ama. Bekle bak ben bunu göndereceğim. Sen çık şuradan. Çık. Biz burayı kızıma ayarladık. Hadi hadi yürü. Aman yarabbim nasıl üşengeçsin ya. Simentaller hep böyle sarhoş gibi. Kızım sakin ol. Hiç acelemiz yok. Acele etme. 16 saattir sağlamıyor. Memelin ağrısından da hemen girmek istiyor. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Mükemmel. Aferin. Aferin. Tamam. Şimdi sağım işlemi bittikten sonra ben en son kısımda size gösteriyorum. Hatta izleyin ya. Ne olacak? Niye kapat? Takana kadar bak. İşte fırça biraz kendini sıkıntıya sokmasın diye fırçayı iptal edeceğim. Zaten memeleri temiz. Şunu da kaldıralım. Sağım eski haline dönsün. Şimdi bazı arkadaşlar kesime gönder, acı çekmesin falan filan diyor da. Şu hayvan bak iş daha yerinde. Kuyruğunu bile sallıyor. Keyfi yerinde. Bu hayvan ne diye gitsin kesime. Hayvan süt verimi yerinde, keyfi yerinde. Yürümede biraz sıkıntı var. Onun dışında genel olarak hayvan güzel. Yani ne diye gitsin kesime. Şimdi makine fazla zorlamaması için yardım edeceğim. Sürekli ayağını oynattığı için makine de göremiyor. Üç memeden gelmeye başladı. Bir memede hala süt yok. Daha ön. En son taktı. Ondan da gelmeye başladı. Süt sağma işlemi bittikten sonra göstereceğim. Yaklaşık 8 dakika sürüyor çünkü. Robotun yemleme sistemini merak eden bir arkadaş vardı. Bunu da aradan göstereyim. İnşallah bir videoya denk gelirse buradan görmüş olursun onu da. Bak. Robot şuradan yemleme yapıyor. Burada bir boru var. Şurayı sansürleyelim. Burada bir boru var. Boru böyle yukarıda birleşiyor. Her iki robota gidiyor. Orada da bir tane dinamo var. Şurada da silo var. Bak şu köşede de silo var. Silonun oradan yemi buraya dolduruyor. Otomatik. Şurada yine bir sensör var. Eğer şu hortumlarda eksilme olursa sensör çalışıyor ki şu an çalışmaya başladı. Sensör çalışıyor. Hortumları dolduruyor. Robotların ağzında da şurada da yine ölçüm yaparak döken bir sensör var. Hayvanın ihtiyacı kadar yani bizim burada verdiğimiz rakam kadar. Mesela bu hayvana ben şimdi kıyak geçtim. Normalde 2,5 kilo hakkı vardı. 3,77 kiloya çıkardım. 3,5 kilo yem dökecek bu hayvana. 3,5 kilo azaldığı zaman oradaki hazneye 3,5 kilo ekleme yapılacak otomatik olarak. Şimdi bu ineğimizin adı normalde Banu'ydu. Sistemde yazmamışlar ismini. Kulağına da yazmamışlar. Onun için adını değiştireceğim. TikTok'ta şans eseri bir arkadaşa geldi. Bu benim hayatım dedi. Onun ismi üzerinden birkaç video daha paylaştım hayvanla ilgili. Onun için adını da
Bahane olarak değiştirir. Şey olarak, Zeynep olarak değiştireceğim şuraya. Şöyle kaydettiğimiz zaman, artık robota girdiği zaman ismi Zeynep olarak gözükecek. Ki videolarımla çatısı ayrılan inek değil de Zeynep olarak paylaşacağım. Eğer bizle kalmaya devam ederse. Gözünün şişliğini merak eden arkadaşlar vardı. Kulağın arkasındaki şişlik biraz duruyor. Ama gözündeki şişlik, bakın, ikisi hemen hemen eşit dereceye geldi. Gözündeki şişliğin çoğu gitti. Sadece kulağın arkasındaki kaldı. Boynunda biraz var. Ama çoğunlukla düzeldi diyebiliriz şişlikleri. Şu anda yaklaşık 5,5 dakika oldu. 14 kilo süt verdi. Ön memeleri tamamen boşaldı. Bunu da tabi robot otomatik olarak algılayıp çıkarıyor. 18,5 kilo oldu. Arka memeler de hala var. Vermeye devam ediyor. Şöyle arka iki memeden hala süt geliyor. Sağımı bitti. Tam 20 kilo verdi. Şimdi güvenli bir şekilde dışarı mı çıkarayım? Yoksa birazdan yemleme yapılacak. Şurada biraz beklemesi daha uygun olacak gibi. Ya bu çocuk yine buraya geldi ya. Oğlum! Hayır, hayır, bak! Ya bu halde bile milleti dövüyorum var ya.